20 küsur yıldan beri üniversitedeyim. Cumhuriyet tarihçisiyim. Ve bu alanlarda, daha doğrusu şeriatçı örgütlenme ve yapılanmalar konusunda Türkiye'de birkaç kişiden biriyim. Hiç mütevazi değilim bu konuda. Ben burada devlette ve üniversitelerde Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili olarak, Işık Evleri ile ilgili olarak, yurt dışı ve Amerika bağlantıları ile ilgili olarak size çok önemli miktarda doküman getirdim. Bu önce benim hiçbir sol örgütle ilişkim olmadı. Ve ben Türk kimliğini, Türk bilincini savunan bir insanım. Dolayısıyla benim Marksist örgütlerle hiçbir ilişkim olmadı. Dolayısıyla bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Ve bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Sadece sol ya da ateist kesim değil. Milyonlarca benim gibi laik devlete inanmış olan, Türk toplumun yani ülkesi ve devletiyle bütünlüğüne inanmış olan milyonlarca insanın ben Fethullahçılara karşı olduğunun bilinmesini ve bu cepheleşme oyununa bu şekilde sonuçlarla düşünmemesi. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez. Havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana aşk mezara kadar. Benim gözümde KGB mensubu olmak ne kadar aşağılık bir olaysa, Amerikan ajanı olmak da o derecede aşağılık bir olay. Ve ben bunu bir Türk olarak, bir Müslüman olarak hiç şüphesiz asla içime sindiremiyorum. İlahiyat denilen bir bilim var, din bilimleri. İlkokul mezunu sadece ve sadece Erzurum'un köylerinde Nurcu kökenli bazı alaylı hocalardan ders almakla bir insan kendisini bir din alimi, bir dünya imamı yerine koyamaz. Ortada büyük bir sapkınlık var. Fethullah Gülen'e din adamı diyebilmek için, dini alanda bir otorite diyebilmek için bilimi reddetmeniz gerekiyor. İlahiyat bilimini reddetmeniz. Zaten takiye yaptığı biliniyor. Ben bu takiyeden nefret ediyorum Arapça. Bunun tam karşılığı sahtekarlık, ikiyüzlülük. Çok basit bir örneğini veriyorum. Bundan 15 gün önce Yeni Hayat dergisinde yazılar yazıyorum Fethullah ve diğer sağ örgütlerle ilgili olarak. Fethullah Gülen'in bizzat kendisi 5 milyar liralık tazminat davası açtı. Hem Yeni Hayat için hem de benim için. Faiziyle istedim. Faizsiz bankacılık yapacak ve faiziyle parayı talep edecek. Bunun adı sahtekarlık. Bunun adı riyakarlık. 200. Onun için Atatürk'e karşı sözlerinden dolayı özür dilemesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Mutlaka yargılanmasın.